bilir. Şimdi biz makale üzerinden ilerleyelim. Burada konuştuğumuz her şeyi diğerlerine de teşmil edilebilir. Bu konuya girmeden önce makalenin diğerlerinden farkına bir netleştirmek gerekiyor. Şimdi akademik bir metin oluşturulacaksa biliyorsunuz yazı türlerinde edebiyat yazını vardır. Roman, hikaye, deneme gibi. E, siyasi yazılar vardır. Siyasi içerikli gazete yazıları, köşe yazıları gibi. Bir de akademik yazı türü vardır. Şimdi akademik yazı türünün diğerlerinden farkı e, bilimsel bir konudaki kaynak belirtilerek yazılmış görüşlerin yer aldığı metinlerdir. Bu tez olabilir, kitap olabilir, kitap bölümü olabilir, kitap incelemesi olabilir, makale bildiri olabilir. Bunların arasındaki farkı az çok bilmek gerekiyor. Şimdi tez dediğimiz anda yüksek lisans doktora tezi var. Kısaca belirtip geçeyim. Şimdi yüksek lisans tezinde e, akademik araştırma, etiğine ve araştırma yöntemlerine uyarak belli konuda araştırma yapmak, yazmak ve bunu bir jürinin önünde savunmak yeterli. Yani yüksek lisans tezinde akademik araştırma ve yazım kurallarına uyarak bir konuda araştırma yapmak, bunu yazmak, bir jürinin önünde savunmak yeterli. Doktora tezine geldiğimiz anda sadece akademik araştırma ve yönteme uygun olarak yazmak, teslim etmek, savunmak yetmiyor. Doktora tezinde özgünlük şartı var, özgünlük. Üç şeyden birinde özgün olması şartı var. Ya yeni bir ürün geliştirmek, ya yeni bir yöntem geliştirmek veyahut da mevcut yöntemi bir alana uygulamak gerekiyor. Şimdi yeni bir ürün geliştirmek derken bunu mühendisler yapıyorlar, tıpçılar yapıyorlar, yani bir ürün geliştiriyorlar. İkinci ihtimal yeni bir yöntem geliştirmek. Şimdi yeni bir yöntem geliştirmek çok zordur. Herkes yeni bir yöntem geliştirilemez. Bu ilahiyat alanında benim bildiğim, yani burada yeni yöntem geliştirerek doktor olmuş bir kişi var. Mehmet Apaydın Hoca. Hadislere bütünsel yaklaşım diye. E, malumunuz hadisler değerlendirirken senat açısından değerlendirilir, metin açısından değerlendirilir. E, klasik yöntem budur. E, Mehmet Apaydın Hoca hadislere bütünsel yaklaşım diye bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem hem bilgisayar yardımıyla programda kullanılarak, Mevcut tüm rivayetleri ister hadis uydurma olsun, ister tarih kitabına geçsin, ister coğrafyada geçsin. Tüm rivayetleri uydurma mevzu dahil toplayıp ilgili konuları çakıştırılarak sonuca varmaya dayanan bir bütünsel yaklaşım. Ee, bu yöntemle doktor oldu. Yani orijinal bir yöntem geliştirerek. Ben bunun dışında ilahiyat alanında e, sıfırdan yöntem geliştirerek e, doktor olmuş birini bilmiyorum. O açıdan sıfırdan yöntem geliştirmek de zor. Geriye kalıyor üçüncü yöntem. Üçüncü alan, mevcut yöntemi bir alana uygulamak. Diyelim e, tefsir yöntemini bir tefsir konusuna uygulamak, e, hadis yöntemini bir hadis konusuna uygulamak, fıkıhla ilgili yöntemi bir fıkıh konusuna uygulamak, kelamla ilgili usulü bir kelam konusuna uygulamak gibi. Mesela e, kelamda yerleşmiş temel yöntemler vardır. Bunu alıp mağdurdilerin hüsn-kubuh anlayışı diye araştırırsınız. Bu sizin doktora teziniz olur veyahut da kader konusunu Mu'tezile üzerinde araştırırsınız yönteme dayanarak savunursunuz o doktora tezi olur. Dolayısıyla bizim şu an alanda ilahiyat alanında, sosyal bilim alanında yeri yeni bir ürün geliştirme mümkün değil. Yeni yöntem geliştirmek çok zor. Üçüncü ihtimal mevcut yöntemi bir alana uygulamak. Biz genelde buradan ilerliyoruz. Şimdi kitap dediğimiz anda da bu akademik kitapsa tezin kitaplaştırılması farklı, sıfırdan akademik kitap yazmak farklı ama Süre açısından hem tez hem kitap uzun süre isteye bir yazı türüdür. Yani tez yüksek lisansa iki sene, doktora ise iki sene, dört sene gibi süre alıyor. Kitap da benzer şekilde bir seneden uzun yazı türüdür. Biz burada makale üzerine odaklanacağız. Makale dediğimiz zaman belli kısıtlı bir süre vardır. Dört ay, altı ay, sekiz ay araştırırsınız bir konuyu. E, Sayfa sayısı sınırlıdır. Yani bazı dergiler 20 sayfa derler, bazı dergiler 10 bin kelime derler ama neticede sayfa sınırlıdır. Tez gibi, kitap gibi, kitap bölümü gibi rahat bir ortam değildir. Sayfa sayısı sınırlıdır, süre sınırlıdır. Bu süre zarfında bir konuyu araştırıp yazmanız istenir. Burada makale türünü ilk önce belirlemek gerekiyor. Bir konuda makale yayını yapmak istiyorsak benim makale hangi türde olacak? Burada iki tür var. Birisi... Özgün e, araştırma makalesi, ikincisi değerleme makalesidir. Bunu birazdan bahsedeceğim. İkincisi de yapılması gereken e, konuyu belirlemek ve mümkün olduğu kadar sınırlandırmaktır. Bu iki şey e, doğru olarak yapılırsa e, makale yazım süreci hem yazar açısından rahat ilerler hem de psikolojik açıdan e, o tarafları sıkıntıya düşürmez. Bir makale türünü doğru belirlemek, hangi türde makale yazmak istiyoruz. İkincisi de konuyu doğru belirleyip konuyu doğru sınırlandırmak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Makale yazmakla ilgili internette de farklı yerde binlerce video izleyebilirsiniz. Bunun özü şudur. Konuyu doğru belirleyip doğru sınırlandırmak. Eğer konu başlık doğru belirlenip doğru sınırlandırılırsa başarılı bir yayın ortaya çıkar. Eğer bu uygun şekilde yapılmazsa buradan başarılı bir şekilde yayın ortaya çıkmaz. Şimdi gelelim makale türü iki tür bizim alan için söyleyeyim ilahiyat alanı İslam medeniyeti alanı için söyleyeyim yani daha çok araştırma makalesiyle derleme makalesi ön plana çıkıyor. Şimdi araştırma makalesi dediğimiz anda bir konuda bu fıkıh olabilir, kelam olabilir, İslam hukuku olabilir. Bir konu belirleyip araştırarak o konudaki ulaşılan sonuçların yazılmasıyla ortaya çıkan türdür. Burada yazarın asli kaynaklara dayanarak o konuyu ayrıntılı şekilde araştırması, mukayese etmesi, analiz etmesi ve onu 15-20 sayfalık metne dönüştürmesiyle oluşur. Bu araştırma makalesidir. Bir de değerleme makalesi vardır. Değerleme makalesi sıfırdan e, araştırma makalesi gibi yazılan bir makale değildir. Bu değerleme makalesi asli kaynaklara dayanmaz. Yani hadisin, tefsirin asli kaynaklarına gidip araştırıp yazayım diye düşünülmez. Derleme makalesi Belli bir konuda daha önce yapılmış tezler, makaleler bir araya getirilir. Bunlar okunup, bunların ortak tespiti, ortak sonucu, ortak e, noktaları nelerdir? Hangi sonuçlara ulaştılar? Hangi sonuçlara ulaşmadılar diye onları değerlendiren yazı türüdür. O yüzden e, akademik yayın yapılacağı zaman bu ikisinden hangisi yapılacak karar vermek gerekir. Mesela örneğin fıkıhtan bir başlık düşünelim. Hanefi fıkhında namazdaki hareketlerin e, dini kaynakları, dini dayanakları veya daha da özelleştirelim diyelim. E, namaz kılar Hanefi fıkhına göre namaz kılarken kadınların e, rükû secdedeki özel hareketlerinin dini kaynakları diye bir başlık attık. Bu araştırmada kadınların rükûda secdede e, ellerinin, ayaklarının özel hareketler var. Bunlar Ayete mi dayanıyor, hadise mi dayanıyor, sahabe uygulamasına mı dayanıyor, ne zaman başladı, ne zaman yaygınlaştı, Türkiye'de nasıl, İran'da nasıl, Mısır'da nasıl, kadınların namazdaki hareketlerinin dini kaynakları diye bir makale başlığı açtık. Bunu asli kaynaklardan araştırıp uygun şekilde yazarsak araştırma makalesi olur. Ama değerleme makale yazacaksak, örneğin e, faiz hakkındaki, 1920 ile 1980 arasında yazılan doktora tezlerinin incelenmesi diye bir değerleme makale olabilir. Veya e, Hanefi fıkhına dair Türkiye'de yazılan e, makalelerin e, tasnifi ve incelenmesi diye bir değerleme makale olabilir. Burada tekrar özetlemiş olayım. Araştırma makalesinde araştırmacının kendisinin, asli kaynaklara, ayete, hadise, tarihi kaynaklara, fıkhi kaynaklarına kendisini giderek araştırma yapıp sonuca ulaşması ile olur. Değerleme makalede ise yazılmış tezler, yazılmış makaleler bunlar üzerinden belli bir konudaki yayınlar bir araya getirilip incelenip bunlar hangi probleme sonuca ulaştı, ulaşamadı onların değerlendirilmesine odaklanır. Değerleme makalesi budur. Ee, burada sizler hangi makalede araştırma alanında türde yazacaksanız ilk önce onu netleştirmekte fayda vardır. Ben araştırma makalesi yazmak istiyorum, değerleme makalesi mi yazmak istiyorum şeklinde. Şimdi i̇lerleyen örnek göstermiş olayım. Ön ekrana yansıttım. Şimdi şöyle farklar var. Araştırma makalesinde yeni bir araştırma sorucu içeren bir araştırma yapma ihtiyacı vardır. Değerlemede ise daha önce yayınlanmış tez makale, kitap neyse onlar üzerinden iş yürür. E, araştırma makalesi yazılıyorsa mutlaka bir yöntem kısmı olması gerekir. Bu araştırma fıkıhsa fıkıhta, hadiste hadiste hangi yönteme göre araştırma yapıldı onun belirtilmesi gerekir. Derleme makalesinde yönteme gerek yoktur. Eee Gene araştırma makalesinde veri nasıl elde edildi? Yani deney mi yapıldı, anket mi yapıldı, görüşme mi yapıldı? Dokümentasyon tekniğiyle yazma eserler mi okundu? Arapça klasik eserler mi okundu? Yani asli bilgi, asli kaynağından nasıl alındı onu belirtmek gerekir. E, araştırma makalesinde ham veriler, o araştırmacı yazar tarafından Arapça kaynaklardan okunur, yorumlanır, anlaşılmaya çalışılır ve metne dökülür. E, birinci kaynaklar üzerinden ilerler ve tüm araştırmacılar bu yazı türünde yazı yazabilirler. Değerleme dediğimiz anda daha önce yapılan belli konudaki tez, makale, kitaplar üzerinden yapıldığı için asli kaynaklara gidilmez. O yazılmış eserler üzerinden araştırma yapılır. E, buradaki kullanılan yöntem doküman yöntemidir. Dokümantasyon yöntemi. Yani hangi örneği vermiştik? Örneğin e, Hanefi fıkhında faizle ilgili hükümlere dair yazılan Türkçe makalelerin incelenmesi. Hanefi fıkında faizle ilgili hükümlere dair fık Türkçe makalelerin incelenmesi diye bir makale yazacağız diyelim. Türkiye'de 1924'ten günümüze kadar Hanefi fıkında faizle ilgili hangi makaleler yazıldı? Bir kronoloji yapılır. İlk kim yazdı, sonra kim yazdı, sonra hangileri yazıldı diye. Topladık diyelim 99 makale yazıldı Hanefi fıkında faize dair. Sırayla bunlar kronolojik sıraya konulur. Sırayla okunur. İlk makalede konu neydi, problem neydi, hangi sonuca ulaştı. Sonraki makalelerde hangi problem vardı, neye ulaştılar. Sonra bir değerlendirme yapılır. Denilir ki Türkiye'de Hanefi fıkı üzerine faiz üzerinde yapılan 99 makale incelenmiştir. Bu 99 makaleden işte 10 tanesinde orijinal tespitler, görüşler vardır. Diğerleri birbirinin tekrarıdır. Bu orijinal görüşler bir şudur iki budur üç budur diye değerlendirme yapılır Dolayısıyla e, hangi makale türü seçilecekse buradan netleştirmek gerekir Ben Arapça kaynaklara gidip araştırma makalesi mi yazacağım yoksa Türkçe yazılmış tezleri kitaplara bakarak değerleme makale mi yazacağım diye belirtmek gerekir e, bu değerleme makalesi daha çok alanın uzmanlarının yazması tercih edilir yani değerleme makale, Türkçe makalelere bakarak yazılıyor kolaydır diye düşünmemek gerekir. Biraz önce bahsettiğim gibi Hanefi fıkında faize dair yapılan Türkçe makalelerin değerlendirilmesi diye bir başlık attık diyelim. Orada 99 makale olduğunu düşünelim. Tek tek bunları okuyup yorumlamak gerekeceği için araştırmacının bilgisinin o 99 makaleyi anlayacak, yorumlayacak, farkları tespit edebilecek, analiz edebilecek düzeyde olması gerekir. Yani daha yeni öğrenci, e, bilgisi yok, tecrübesi yok, daha çok e, kavramlara, ıslahlara hakim değil. Bu e, derleme makalesini yazmak isteyim derse hata da yapabilir. İki, neticede derleme makalesi sonunda bir sorucu ulaşması gerekecek. Diyecek ki örneğin şu dokuz makalede orijinal bir tespit yoktur diye hüküm vermesi gerekecek. O dokuz e, makalenin yazarı belki profesör, belki doçent böyle bir hükme gidebilmesi için emin olması gerekir. Yoksa karşısına 9 kişi, 10 kişi karşısına almış olur. Dolayısıyla değerleme makalesi yazmak risklidir. O yüzden alanın üstadlarının, tecrübeli insanların yazması gerekir. Bu alana yeni başlayan kişilerin e, Arapça yeterlilik varsa, araştırma yöntemini, usulünü biliyorsa araştırma makalesiyle yazması ilerleyen dönemlerde de ilmi kamil seviyesine uğraştıktan sonra da değerleme makaleleri yazması tercih edilir. Şimdi alana iki makale örneği yansıttım. Bir tanesi örneğin araştırma makalesi. E, Maturide alemi Ebu İshak Safvar'ın kelam mütefası. Şimdi bu, bu Zahid Safvar, Maturidi kelamcı. Bu eserlerinde kelam gereklidir, kelam ilmi öğrenilmesi gerekir diye bir savunma yapıyor. Bu savunmayı yaparken e, Selefi, Vehhabi, el Hadis anlayışına değil de Hanefi fıkıhçılara karşı savunuyor. Hanefi fıkıhçılardan bir kısmı e, kelama yaklaşmayın diyor. Safar ise kelam gereklidir, öğrenilmesi gerekir diye savunma yapıyor. Nasıl savunuyor? Amacı ne? Yöntemi ne? Kaynakları ne? Buna dair bir araştırma makalesi. Diğeri ise değerleme makalesi. Mehmet Akman kalem almış. Osmanlı ceza hukuku çalışmaları üzerine bir icmal. Bu hocamız da Osmanlı ceza hukuku üzerine Türkiye'de hangi çalışmalar yapıldı, hangi tezler, makaleler yapıldı diye bunları bir araya getirip bunların bir tahlilini, incelemesini yapmış. Bu da değerleme makale. Dolayısıyla değerli hocalarım, yani önce karar vermek gerekir. Araştırma makalesini yazayım, değerlememi. Benim önerim araştırma makalesinden başlamak daha alanda sağlıklı olur. Şimdi geldik ikinci kısma. Türümüzü belirledik. Araştırma makalesi yazmak istiyorum. %50'yi hallettik. Geride %50'lik kısım. E, konu seçmek. Konu seçerken bir e, konu nasıl seçilir? Burada e, ben şu konuda makale yazayım tarzından ziyade bir ihtiyacın, bir problemin, bir sorunun yakalanması önemlidir. Yani bir soru olması gerekir. E, oturup e, hanefilerde namazın vacipleri diye bir başlık atıp e, makar yazayım diye düşünse e, burada şu soru akla gelir. Namazın vacipleriyle ilgili akılda bir sorun mu var? Bir problem mi var? E, zaten bu ilmihallerde kitaplarda var. Niye böyle bir araştırma yaptı diye akla gelebilir. Ama bir kişi çıkıp şöyle bir makar yazabilir. E, sadece Hanefiler'e has kullanılan vacip hükmünün kelami arka planı diye bir makar yazabilir. Tekrarlıyorum. Yani namazda vacipler diye bir makale olmaz. Ansiklopedide de ilmi halde var zaten. Ama bir araştırmacı çıkıp Hanefilerin kullandığı vacip hükmünün kelami arka plana diğer mezhepler farzla sünnet arasında vacip diye bir hüküm kullanmazken Hanefiler niye kullanıyor? Bunun arkasında hangi kelami anlayış var diye araştırmak için bir başlık atıp Hanefilerin e, vacip kullandığı vacip hükmünün kelami arka plana diye bir başlık atıp Hanefiler niye vacibi kullanıyor, nasıl tanımlıyor, bunun kelami inançla ilgili bağlantısı var mı, vacibin inkar küfre düşürür mü, düşürmez mi diye konuları ele alıp bir makale yazabilir. O yüzden bu makale yazma konusunda en önemli şey ben makale yazayım diye yola çıkmaktan ziyade bir konuya takılmak gerekir. Şunu da e, ilki olarak edilmekte fayda var. Yani A şahsı B şahsı 5 makale yazdı, 10 makale yazdı. Benim de makalem olsun diye yola çıkılmaz. E, kişi e, 60 sene hayat geçirir, bir makale yazar ama alana katkı sağlar. Diğer kişi her ay bir makale yayınlar, 15 makale yayınlar ama kimse açıp okumaz, kimse yüzüne bakmaz. Burada sayı artırmak hedef değildir. Yazılan makalenin okunması, alana katkı sağlanması hedeftir. O yüzden e, araştırma konusu belirlenirken aslında soru belirlenmesi kastedilir. Sizin aklınızdaki soru nedir ki araştırıyorsunuz? Şimdi ben yaşadığım size bir örnek anlatayım. E, vaizlik yaparken ben de vaizlik kökenliyim. Bir bayan gelip hocam dedi e, namazda kadınların hareketlerinin kökeni nedir dedi. Ben de otomatik olarak dedim ki namazdaki hareketler erkeklerin kadınların hadis kitaplarında ilgili yerlerde peygamberimizden gelmiştir dedim gönderdim. Sonra aklıma takıldı. Acaba öyle mi değil mi diye hadis kitaplarının ilgili yerlerini taramaya başladım. Yani rükudaki kadının hareketi, ayak e, secdeye giderken ayakların hareketi, tahiyyatta ayakların hareketi hadiste geçiyor mu diye hadislerde ulaşamadım. Sonra diyanet fetva kuruluna yazdım. Dedim ki namazda kadınların e, namaz kılarken e, hareketlerinin e, kökeni, dini kökeni nedir? Ha, hadise mi dayanıyor? E, sahabe uygulaması mı diye. Onlar da benim yaptığım hataya düşüp aynı cevabı bana yazdılar. Bu konuda hadis kitaplarında ilgili yerlerde ayrıntılar vardır diye. Sonra ben kurula tekrar yaz yazdım. Hangi hadis kitabının, hangi babının, hangi hadisi? Hangi hadiste kadınlar tahiyyatta otururken ayaklarını böyle yapsın diye peygamberimizin sözü veya takriri veya sahabe uygulaması var diye. Sonra cevap geldi belli bir süre sonra. Bu uygulama kadınların mahremiyeti düşünülerek zaman içinde oluşmuş uygulamadır diye. Şimdi dolayısıyla bir kişi Çıkıp e, namaz kılarken kadınların hareketlere hareketleri, rükûde, secdede, tahiyyatta kökeni nedir diye bir soru var. Bu soruyu cevap bulayım diye bir makale yazsa okunur. Yani, kan, namaz e, ka, e, namazda kadınların e, hareketlerinin dini kökeni. Makale yazsa alır okurum. E, yakın zamanda yazıldı herhalde böyle bir makale. Dolayısıyla ben bir makale yazayım diye yola çıkmaktan ziyade bir soru bulmak gerekiyor. Yani hangi aklımıza takılan soru var veya toplumumuzda veya fakültemizde veya eğitim merkezimizde hangi soru var, hangi problem var. Belirledikten sonra onu sınırlandırmak kalır. Dolayısıyla bir kişi diyelim bir konu belirlediği zaman konu çok genişse o konunun altında ezilir. Mesela Türklerde dini hayat diye bir başlık belirlense böyle bir makale yazılabilir mi? Türklerde dini hayat. Şimdi Türklerde dediğimiz anda hangi Türk? Selçuklu mu, Osmanlı mı, Türkiye Cumhuriyeti mi, Türkiye Cumhuriyetleri mi gibi veya Hanefilerde şu konu diye bir başlık attı diyelim. Sadece Hanefi eserlere baksak, klasik Hanefi eserlere, Selçuklu, Osmanlı, Samaniler dönemi altından kalkamaz. Dolayısıyla buradaki önemli olan konu bir akla takılan soru, problem oraya odaklandıktan sonra onu sınırlandırmak. Ne kadar çok sınırlandırılırsa o kadar iyi ilerlenir. Bu, bu husus yapıldıysa, yani konu belirlenip sınırlandırma yapıldıysa makale hızlı şekilde yazılır ilerler. Eğer burada netlik sağlanmadıysa ilerlenmez. Şu an içinizden herhangi bir makale yazan veya aklında bir konu olan var mı? Yani bir örnek söyleyebilir mi? Hangi makale konusu? Şu an makale yazan var mı içinizde? Veya aklında makale kurusu olan var mı? Var hocam. Alabilir miyim konuyu? Başlık de. Nişabur kerramiyesinden bir kırağı talimi. Tamam. Enun. Ender abi. Tamam. Bu hayat yani tez vardı. Tezden üretildi makale. Onun Anca. üzerine çıkmış. Hay Hayatı mı? Makaiden evet hazır. hocam. Hocam şöyle yani hayatı yapsanız klasik yapmış olursunuz ama işte X aliminin e, ilmi yöntemi deseniz, ilmi kişiliği deseniz zaten kişiyi şurada doğdu, şurada öldü diye hayatını yazacaksınız. Yazdıktan sonra asıl yöntemine odaklansanız. Hadislere dayanarak mı eserler yazdı? Yoksa daha çok e, ayetler üzerinden mi yazdı? Eserinde mantık kullandı mı? Şiir kullandı mı? Belagat kullandı mı? Mukayese yaptı mı? Tarihsel veri kullandı mı? gibi kullandığı kaynakları, yöntemini de, değinerek yazmış olsanız ortaya orijinal bir makale çıkar. Anlatabildim mi? Yani o yüzden e, bir kişinin hayatı üzerine yazılan çalışmalar e, ansiklopedik çalışmalardır. E, kitap bölümü olarak çok faydalıdır. Mesela İmam Buhari diye bir kitap yazılır. Kitap Buhar bölümü yazılır. İmam Buhari'nin kendisi ve eseri tanıtılır. Bu önemlidir. Ama makaleye dönüştüğü zaman İmam Buhari'nin ahad hadisleri anlama yöntemi veya İmam Buhari'nin talikleri gibi belli bir e, o, konuya odaklanmakta fayda var. Başka var mı böyle makale yazan veya aklında konusu olan? Hocam ben söyleyebilir miyim? Tabii tabii tabii. Ee, benim yüksek lisans tezi bu sebebin ile alakalı dolayısıyla ona benzer bir konu. Tamam. Ali İmran suresi 64. ayet bağlamında sebebinüzülün anlama etkisi. Tamam. Yani siz güzel konuyu seçmiş, sınırlandırmışsınız. Güzel. İbni, Ke İbni Kesir özelinde demişim. Bir tane böyle var. Tamam. Hocam. Ee, olabilir... Bir de şöyle bir... Buyurun. Hı. Olabilir. Güzel. Sınırlandırmışsınız. Ama hocam buradaki şey şu. Ee, yani İbni Kesir özelinde yazdınız diyelim. İbni Kesir'i merak eden kişiler için bir değer kaynağıdır. Ama makaleyi şöyle dönüştürseniz. Hangi ayet demiştiniz? Ali İmran 64. ayet. Bu ta'alev ilahe kelimeti tamam. sebaim ait var hocam. Aynen. Hocam mesela ben olsam şunu önerirdim. Yani belli bir alimin Ali İmran 64'ü anlaması yerine örneğin Osmanlı dönemi müfessirlerinin Ali İmran 64'ü yorumlaması evet. veya Selçuklu dönemi müfessirlerinin Ali İmran 64 anlaması ile Osmanlı müfessirlerinin anlamasının karşılaştırılması gibi. Burada örneğin birisi çıksa yazsa Osmanlı dönemin müfessirleri Ali Miran 64'ü nasıl anladı? Biz şu an nasıl anlıyoruz? İkisi aynı mı farklı mı? Çok güzel bir makale olur. Dolayısıyla bu sizinki biraz daha bu tezden üretilme makalelere itirazım yok ama sıfırdan bir makale yazayım diye niyet var, yönelim varsa burada e, Word'ün üst tarafına kırmızı şekilde soruyu yazmakta fayda var. Mesela Alimiran 64 ayetine geçmişteki müfessirlerle Türkiye'deki şu an tefsir yazan müfessirlerin anlaması arasında fark var mı diye kırmızı bir soru yazdık. Sorumuz bu. Yani Alimiran'ın 64'ü Osmanlı dönemi alimleriyle şimdiki alimlerin anlaması arasında bir fark var mı diye bir soru yazdık. Bu soruyu cevabını bulmak için bir makale yazılabilir. Sonrasında şöyle sonuçlar ortaya çıkar. Örneğin diyelim. Osmanlı dönemi alimleriyle şimdiki Cumhuriyet dönemi alimlerinin anlaması aynıdır. Hiç değişmemiştir. Bu bir tespittir. Şöyle bir sonuç da çıkabilir. Osmanlı dönemi alimleri o ayeti şöyle anlarken biz böyle anlıyorduk. Mesela bu kadınların dövülmesiyle ilgili kısım. Klasik dönemlere bakın. Hepsi onu dövülmek diye anlamış. Ama günümüzde farklı tefsirlerde o dövmek değil de işte itmektir falan gibi yorumlarda çıkabiliyor. Dolayısıyla bu tefsirle ilgili çalışmalarda geçmişteki bir dönemle günümüzdeki bir dönemi kıyaslamak daha katkı sağlar alara. E başka var mı konusu olan belirleyen? Tamamdır. Yani burada önemli olan konuyu belirlemek. Konuyu belirlerken de konu belirlemek için değil. Kırmızıyla dosyaya yazacağımız bir sorumuzun olması gerekir. Hangi soruyu cevabını arıyoruz? Hangi problemin peşinde koşuyoruz? Örneğin ben bilmiyorum içinizde kıraatta falan ilgilerin var mı? Şöyle bir makale yazılsa okurum. E, durakların özellikle mim duraklarının Kuran-ı Kerim'deki mim duraklarının kıraattan kıraata farklılıklarına bakarak anlama etkisi. Bir, iki ayet örnek alınabilir. Şu kıraatte mim durağı şurada, bu kıraatte mim durağı burada. Bunun fıkha bir anlama farklılığı var mı? inanca bir anlamak farklılığı var mı? Mim duraklarının yer değişikliğinin anlama veya inanca veya fıkha etkisi nedir, ne değildir? Mesela birisi bunu araştırsa ben bununla ilgili makale okurum. Dolayısıyla buradaki asıl nokta şu. Konu bulup makale yazmak yerine bir soru bulup, gerçekten bir soru bulup o sorunun peşinde koşarak bir makale yazılırsa hem siz rahat yazarsınız cevap aradığınız için hem okuyan kişiler ...daha rahat aramış olurlar. İkincisi... E, ...konuya karar verdik diyelim. Konumuz ne olsun? E, namazda kadınların hareketlerinin... E, ...dini kökeni diye bir başlık attık. Yani rükuda, kıyamda, tahiyyatta... ...kadınların farklı hareketleri... ...nereden kaynaklandı diye bunu araştırıyoruz diyelim. İkinci aşamada ilgili araştırmaların... ...taranmasını yapmamız gerekir. Namaz hakkında kadınların ibadetteki durumu hakkında doktora tezleri varsa bunları baştan sona bir taramak gerekir. O tezlerde bu konu geçti mi? Yine aynı şekilde makaleler üzerinden kadınların ibadeti, kadınların namaz kılması ile ilgili makale varsa, kitap varsa bunları da taramak gerekir. Buradaki ölçü de şudur. Bir makaleyi yazmaya başlanırken ilk defa atomu parçalıyor gibi başlanmaz sizden önce o konuda doktora tezi yapıldı mı, kitap yazıldı mı, makale yazıldı mı diye bakmak gerekir. Çünkü ilim birikerek ilerler. Sizden önce bir tuğla koymuştur. Siz üzerine bir tuğla korsunuz. Sizden sonra gelenler üzerine bir tuğla kor. İlim bu şekilde ilerler. Ama makale yazılırken sizden öncekiler hiç dikkate almadan direkt ben yazayım gibi düşünüp geçmişin anlamasını yazdığı çizdiklerini dikkate almazsak o da eee usulen uygun olmaz. O yüzden konu belirledikten sonra ilgili araştırmalar bulunup belirlenmesi gerekir. Burada ben şunu önerebilirim sizlere. Cepten para vermenize gerek yok. E, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi. Millet Kütüphanesine girdiğiniz anda e-devlet ile üye olabilirsiniz Millet Kütüphanesine. E-devlet ile üye olduktan sonra orada veri tabanları diye bir sekme var. O veri tabanları sekmesinden milyonlarca PDF kitap makale, tez, Arapça kitaplar, Arapça tezler, dünyanın neresinde olursa olsun o veri tabanları üzerinden girip görebilirsiniz. Hiç e, İSAM'a, Milli Kütüphane'ye, e, şuraya gideyim, kitap arayayım diye uğraşmanıza gerek yok. İsterseniz ben size göstereyim hemen bir dakika, yere gelmişken. Yani yüz yüze olsa sınıfta bakardık. Burada bir açayım bakalım. E, millet Kütüphanesi. Şimdi paylaşımı durdurup size tekrar bir açayım. Şu an ekrana geldi mi Millet Kütüphanesi? Şimdi değerli hocalarım Millet Kütüphanesi sayfasına girdiğiniz zaman burada veri tabanları kısmı var. Veri tabanlarına tıklıyorsunuz. Burada önce bir beğen var. Bunu usule uygun kullanacağım. Evet kabul ediyorum diyoruz. Burada alfabetik olarak tüm veri tabanları var. Bu veri tabanları para verilerek alınmış veri tabanları. Mesela A'ya tıkladık. Mesela El verarak tıklıyoruz. Tarih, edebiyat, dil konusunda Arapça kitaplar. E'ye e tıklıyoruz. EBSCO. EBSCO e kitap koleksiyonu diyor. 50 binden 500 binden fazla e kitap. Burada her bir alfabeye tek tek bakarak sizin alanınız hangisi ise hukuktur, kelamdır, tarihtir. Onunla ilgili kaynakları kontrol edip not alabilirsiniz. Burada örneğin Ebsco'da PDF kitap aramak istiyorsunuz. Veritabanına git dediğiniz anda sizi bir sayfaya yönlendiriyor. Burada üye değilseniz tıklayarak üye olun diyor Milli Millet Kütüphanesine. Buradan tıklayıp e-devletinizde üye olabilirsiniz. Ben şimdi üye oldum üye olduğum için giriş yapayım, beraber görelim diye giriş yapıyoruz. Sizi, bu normalde paralı bir sayfa. Üniversiteler girebilirler. Millet Kütüphanesi üye olmuş. Direkt geldik. Üst tarafta görünüyor. Bak Millet Kütüphanesi üzerinden. E, namaz namaz diyelim örneğin. Aradık. Burada İbni Kayım El Cevziye Niçin namaz? Namaz bilinci, namaz tesbihatı, namaz risalesi. Yani namazla ilgili ne kadar kitap varsa karşınıza gelmiş oldu. Örneğin e, aradığınız şey faiz diyelim. Faiz. Tıkladık. Faiz belası. Türkçe, İngilizce, faizle ilgili ne varsa karşımıza geliyor. O yüzden e, ben tekrar bir geriye geleyim. Kaynak bulma problemi yok. Buradan rahat tarayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken Milli Kütüphanesi'ne gelip veri tabanlarına tıklamak, herhangi bir kaynağı seçmek, seçtikten sonra da üye değilseniz alt tarafa üye ol olmak istiyorum kısmına tıklayıp üye olmanız. Ee, diğer konu tezler ee, tezlerle ilgili de göstereyim isterseniz. Paylaşayım hemen. Şimdi YÖK Tez Merkezi var. Bu YÖK Tez Merkezi'ne girdik diyelim. Buraya çift tırnak arasına kadın yazdık. Ee, tez türüne doktora seçelim. Bul diye arayalım. Şimdi Burada kadın özelinde 731 doktora tezi yapılmış Türkiye'de. Bunların hepsi geldi. Bizi ilgilendiren din şu sağ taraftaki konu kısmına tıkladıkça konuyu değiştiriyor. Biz burada aşağı doğru gelelim. Dinle ilgili D harfine geleceğiz. Dinle ilgili tezleri sağdan bakıp sınırlandırabiliriz. Ana sayfadan daha ayrıntılı taramak istiyorsanız detaylı tarama kısmı var. Burada tez adına kadın yazalım. bilim dalı ana bilim dalı kısmına temel İslam bilimleri ana bilim dalı yazdık. Bu dedik. 2000'e yakın tez ver. Burada doktora yüksek lisans şeklinde sınırlandırarak da ilerleyebilirsiniz. Yine konu kısmına tıklayarak sağ tarafta dinle ilgili olanları alfabetik olarak geliyor. Buradan görebilirsiniz. Bir de sayfası yansıyorsa e, internet arşiv diye Amerika Merkez Kütüphanesi'nin yönettiği bir sayfa var. Bu sayfada e, scholar.archive.org şeklinde adresi var. E, bunu ben size gruba da atabilirim. Bu da e, makale internetteki pdf'ler şeklinde akademik veriler üzerinde bir arama yapıyor. Tek tek dergilerin sayfasına bakmanıza gerek yok. E, burada hem dergilerin kendi sayfasından hem e, dergileri indeksleyen yerlerden makaleleri arıyor. Şimdi bur buraya gelip aynı şekilde kadın namaz şeklinde yazıp ilgili nerede bir makale yok. mesela kadının namazı yazalım. Namazdaki durumu gibi. Kadının namaz diye aradık. Kadınların namaz kılma şekliyle ilgili rivayetlerin değerlendirilmesi. Şu benim bahsettiğim ben 2018'de bunu bahsetmiştim. Böyle bir durum oldu diye. Bak 2021 yılında bir yayınlamış kadınların namaz kılma şekliyle ilgili rivayetlerin değerlendirilmesi. Namazda tesettür gibi. Kadın karşıtı söylem gibi. Namazın hükümlerinde kadın ve erkeklere yönelik farklı hükümler. Bu da 2021'de yayınlanmış. Bahsettiğim konuda iki makale yayınlanmış. Dolayısıyla değerli hocalarım tekrar sunumuza dönelim. Bir makaleye karar verdik diyelim. Örneğin yani namazda kadınların hareketlerinin farklılığı Dini kök öyle diye. Direkt yazmaya başlasaydık dergiye gönderdiğimiz zaman diyeceklerdi ki bu konuda iki tane makale yayınlandı. Senin farkın ne? Siz farklı ne ortaya koydunuz? Özgünlük problemi yaşayacaktık. Dolayısıyla ilgili araştırma literatür taraması yapılması gerekiyordu. Yaptık. iki tane makaleyle karşılaştık. Bu iki makaleyi okuduk diyelim. O iki makalede bizim sorularımıza cevap bulamadık. Yani kadının namazdaki hareketlerinin farklılığı sorumuz merak ettiğimiz buydu. İkisini okuduk cevap bulamadık. Oturup biz daha iyi bir cevap vermek için e, tekrar bir makale kalem alabiliriz. O zaman araştırma makalesi olur. Veya e, kadının namazdaki hareketleriyle ilgili Türkçe iki makalenin değerlendirilmesi diye bir değerlendirme makalesi yazabilirsiniz. Bu iki makaleyi inceleyebilirsiniz. İki makale hangi sonuçlara ulaştı, yeterli mi, yetersiz mi, kaynak kullanımı nasıl, sonuçları nasıl diye de değerlendirebilirsiniz. Diğer aşama konuyu belirledik. Literatür taramasını yaptık. Geldik üçüncü aşama. Bu konu başlık sınırlandırılması. Bir makalede en çok kişiyi uğraştıran konu burası. Makaledeki başlıkları nasıl sıralayacağım? Başlık akışı nasıl olacak? Burası eğer sizden önce bu konuda yazılmış bir Makale var ve onun başlık sınıflandırılmasını aynen kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Tek şartı atıf yapmanız gerekiyor. Makalemizde konu akışı başlıklandırılmasında bizden önce şu başlıkta makale alan şu kişinin araştırmasının başlıklandırmasından istifade edilmiştir diye ona atıf yapabilirsiniz. Bu sınıflandırmayı sıfırdan kendiniz de oluşturabilirsiniz. Malumunuz ilim dediğimiz, malumatla ilim arasında fark var. İlim dediğimiz kaynaklı bilgi kontrol edilebilir bilgi ve tasnif edilmiş bilgi. Tasnif edilmiş haline biz akademik bilgi diyoruz. Bir makalenin 20 sayfalık bir makalenin hangi başlıklardan oluşacağını belirlemek zordur. Zaten bu başlığı belirlediğimiz anda makalenin yarısını yazmış anlamına geliriz. Başlık zor olduğu için burada benim önerim ilgili literatür taraması yaptıktan sonra okumalar yaptıktan sonra ön okumalar ilk kanaata göre başlığı oluşturmak ve yazmaya başlamak. Ama zaman içinde bu başlıklar artabilir, azalabilir, düzelebilir. Buna da süreç içinde değişme diyoruz. Sosyal bilimlerde bizim ilahiyat alanı dahil bu bilimlerde araştırma için başlangıçta bir fikrimiz, bir kanaatimiz vardır ama metinleri okudukça, Arapça eserleri, kaynaklara baktıkça araştırmanın yönü değişebilir. O yüzden makaleye ilk durumdaki okumalarımıza göre bir başlık belirledikten sonra süreç içinde ekleyebiliriz, çıkartabiliriz, başlıkları birleştirebiliriz, ayırabiliriz. Burada ilerleyebiliriz. Bunu yapmamız bizim için yeterli. Şimdi biraz daha ayrıntılara girelim. Şimdi makale yazarken bir yapısıyla ilgili dikkat etmemiz gereken konular var, bir de içeriğiyle ilgili konular var. Yapı dediğimiz anda işte başlık, özet, anahtar kelime, içindekiler, kaynakça, dipnot, kaynakça yazımı gibi şeyler. Burada e, kişi makalesini hangi dergiye gönderecekse onun formatı nedir ona bir karar vermesinde fayda var. Örneğin e, ilk makalemi ben Diyanet İlmi Dergi'ye göndermek istiyorum diye düşünüyorsanız İlmi Dergi'nin sayfasına girip İlmi Dergi nasıl makale yayınlıyor, şekli, şemali, dipnotu, kaynakçası bir bakmakta fayda var gene derginin web sitesinde yazım kılavuzu kısmına gidip makale yazımla ilgili kurallar nedir bakmakta fayda var. O yüzden bu makale hazırlanırken aynı sipariş ürün hazırlamak gibi hangi dergiye gönderilecekse onun yazım kurallarını bilmekte fayda var. Bir de içerik kısmı var. Makaleyi makale yapan kısım burasıdır. Yani makale araştırma makalesi ise özgün kaynaklara dayalı olarak bir konuyu odaklanıp araştırılıp sonuca ulaşan şekilde içerik böyle oluşması gerekir. Eğer değerleme makale ise de ilgili literatürü analize ederek, mukayese ederek, yorumlayarak sonuca gitmesi gerekir. Asıl önemli kısım burasıdır. Yani çok fazla yazılan Türkiye'de makale sayısı vardır. Makale artmıştır ama hiç okunmayan makaleler de vardır. Binlerce okunan makale de vardır. Bunu belirleyen şekilsel özellikleri değildir, içeriğidir. O yüzden gerçekten bir soruya cevap olan gerçekten okunduğu zaman bilgiyi artıran, alana katkı sağlayan içerik her zaman ön plana çıkar. O yüzden amacımız e, çok makale yazmak değil gerçekten soru peşinde koşan, alana katkı sağlayan makaleleri yazmak olması gerekir. Makalenin yapısı dediğimiz anda iki temel yapı var. E, bu yapılardan bir tanesi klasik, bizim ilahiyat alanında çok kullandığımız nitel araştırma yöntemi. Yani başlık etik beyan kısmı tezden bildirden üretildiyse sonra yazarın adı kurumu işte diğer işte başkanlığı tarzında sonra İngilizce Türkçe özetleri gelir anahtarı kelimeler gelir sonra giriş kısmı gelir sonra metin kısmı gelir ve araştırma biter bu yapıda giriş kısmında araştırmanın giriş kısmında araştırmanın makalenin konusu nedir konusunun kapsamı nedir bu makale ile ne amaçlanmaktadır bu konu niye önemlidir bu makalede hangi yöntem kullanılmıştır? Bu makaleye dair daha önce yazılan doktora tezleri, makaleleri, kitaplarda konu nasıl anlaşıldı? Nereye getirildi? Nerede boşluk kaldı? Bunların literatür değerlendirilmesi, giriş kısmında yapılması gerekir. Asıl metin kısmında da, birinci başlık, ikinci başlık, üçüncü başlıkta da asıl konunun incelenmesi gerekir. Eğer yazılan makalenin giriş kısmı zayıfsa, yani konu, konunun kapsamı önemi, amacı, yöntemi, literatür incelemesi kısmı zayıfsa mata, makalenin metin kısmı da zayıf olur. O yüzden e, benim önerim e, giriş kısmını sağlam yazmak. Yani ham da olsa burayı sağlam şekilde yazdıktan sonra asıl metne gitmek gerekir. Bir de din psikolojisi, din sosyolojisi, eğitim gibi alanlarda kullanılan makale yapısı vardır. Bu alanlar daha çok anket, mülakat gibi yöntemler kullandıkları için onların makale yapısı farklıdır. Onlar giriş kısmında gene araştırmanın konusu, amacı, yöntemini verirler ama ayrı bir yöntem başlığı olur. Bu başlık altında anketin desen kısmı, katılımcı kısmı, veri aracı, veri analizi, bulgular, tartışma kısmı yer alır. Eğer alanınız e, din psikolojisi, din sosyolojisi, din eğitimi ise onların yapısına Uygun e, makariyi hazırlamak gerekir. Daha çok e, temel İslam ağırlıklı olduğu için katılımcılar yani kelam, siyer, Arapça, İslam tarihi gibi biz bu yapıyı kullanıyoruz. Bir giriş kısmımız olur, temel yöntemsel veriler verilir, metin kısmında da başlıklandırma verilir, konu analiz edilir. Şimdi, temel hızlı şekilde e, çok yapılan hatalara değinerek ilerlemek istiyorum. Başlıkta çift tırnak kullanmamak gerekir. Ya başlıkta gerekiyorsa kavramları belirtmeniz gerekirse tek tırnak vermek gerekir. Çift tırnak başlıkta olmaması gerekir. Şimdi İngilizce başlık yazmak gerekiyor. İngilizce başlık yazarken en çok yapılan hata İngilizce'de noktalı i yok. Ona dikkat etmek gerekir. Yazarken noktalı i ile yazmamak gerekir. İkincisi Arap harflerini İngilizce başlıkta yazarken işte K harfi için Q harfi, cim harfi için J harfi gibi harf kullanırlar. Kitap ismini veya kavramı yazarken İngilizce nasıl yazılıyor? Bunları da kontrol etmekte fayda var. Türkçe yazılmış gibi İngilizce başlığına, özetine yazmamak gerekir. Şimdi örnek gösteriyorum. Yansıttım bir tane. Makale bakıyorsunuz yukarı tarafta. İngilizce başlıkta iki tane i var. Makalenin içeriği çok iyi olabilir ama bu basit hata sebebiyle hemen dikkat çekiyor. İkincisinde örneğin çift tırnak kullanılmış. Bunu niye kullanmamak gerekir? Yani siz makalede çift tırnak kullanırsanız, bu makaleye atıf yapacak kişi aşağıdaki gibi o da atıf yaparken tırnak vermesi gerekir. O zaman dört tane tırnak olur yan yana. Bu olmasın diye gerekiyorsa tek tırnak kullanmak gerekir. Diğer bir konu, e, makalede bir format gerekir, başlık formatı. Bu format iki temel akım usul vardır. Biri onlarlık sistem 1, 1, 1, 1, 1, 1 diye devam eder. Diğeri de harf rakam sistemidir. Roma rakamıyla başlar. Büyük A ile devam eder. Sonra 1 diye devam eder. Bunlar Word'ün içinde zaten vardır. Oradan seçerek başlık oluşturmak önemlidir. Ben bazen 1, 1 kullanayım. Bazen A diye yazayım. Olmaz. Hangi usulle başlamışsak veya dergi hangi usulü kullanıyorsa baştan sonra aynı format kullanmak gerekir e, başlıklandırırken bu ekrana bir örnek getirdim. Osmanlı alimlerinin Ebu Hanife'nin akayet risalelerini konu edinen eserleri şekil böyle oluyor. Giriş kısmı oluyor. Burada yöntemsel bilgileri verdik. 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2 3, 2, 4 sonuç kaynakça diye akmış olur. E, mümkün olduğu kadar makalede 2 veya 3 ana başlık olması yeterlidir. Yani iki başlık, üç başlık yeterli. Çok fazla ana başlık olması, çok fazla alt başlık olması okuyucuyu yorar. Zaten 15-20 sayfalık bir metindir. 15-20 sayfalık bir metni M mümkün olduğu kadar az başlıklarla sunmak gerekir. E, makale tez veya bildiriden üretilmişse etik beyan. Bir bu makale şu tezden üretildi, bu bildiriden üretildi diye yazmak gerekir. Yazılmazsa etik problem olur örnek ekrana yansıttım. Başlıktan sonra bir yıldız işareti konulmuş. Alt tarafta bu makale şu tezden üretilmiştir diye bilgisini vermiş. Şimdi, özet önemli akademik makalelerde bizde resmiyet yerine gelsin diye yazılma anlayışıyla çok dikkate alınmıyor. Aslında özet o makalenin tanıtımıdır. Özet özette olmazsa olmaz bilgiler vardır. Bunlar araştırma Makalenin konusu nedir? Konu nasıl sınırlandırıldı? Amacı, önemi nedir? Makalede hangi yöntem kullanıldı? Ve e, temel sonuçlar, araştırmanın ulaşılan temel sonuçlar nelerdir? Bunların özette yer alması gerekir. 150-250 kelime arasında özet yazılır. Şimdi ekrana yansıttım. Bu özellikle İngilizce özet kısmında karşılaşılan hatalar. Bizde Türkçe'de ve İngilizce'de imla farklılaşıyor. Biz Türk usulünde e, telaffuz ettiğimizi yazıyoruz. Yani Faysal Tefrika diye yazıyoruz. Ü telaffuz eden Ü yazıp yazıyor. O diye telaffuz eden Faysal Tefrika diye yazıyor. Bu telaffuzu yazdığımız için farklılıklar meydana geliyor. Ama İngiliz, İngiliz usulünde onlar sadece gördüklerini yazıyorlar. Faysal El Tefrika diye. Yani burada El Tefrika diye e, lağım Tarifi T'ye dönüştürmüyorlar. Gözün gördüğünü yazıyorlar. Faysal, el, tefrika. Biz ise okuduğumuzu yazıyoruz. Faysal, el, tefrika. Buna dikkat etmekte fayda var. Veya teşbih örneğin bir kavram yazımı. Biz şey'i şey olarak yazıyoruz ama İngilizce'de s yazıyorlar. Buna dikkat etmek gerekir. Diğer bir örnek örneğin şu vasıl Bineta. Biz v, v' ile yazıyoruz ama İngilizce'de W ile yazıyorlar. Bunlara dikkat etmek gerekir. İsnat Atop Sistemi'nin sayfasında Arap alfabesi İngiliz dilinde alfabesinde hangi harflerle gösterilir? Onun bir tablosu var. Oradan bakılıp e, ayrıntılar görülebilir. Yani cim harfi ne, nasıl kullanılır? Q için ne kullanılır? Bakılabilir. Şimdi ekrana bir örnek yansıttım. Makale yayınlandığı zaman bu şekilde yayınlanıyor. Başlık, özet kısmı, anahtar kelimeler kısmı. Özet kısmında da biraz önce belirttiğim gibi araştırmanın temel sonuçlarının şu kısımda mutlaka yer almasında fayda var. Bu da bir başka bir örnek. Özet çok kısa. Özet okuduğunuz anda hangi sonuçlara ulaşıldı, bu makalede hangi yöntem kullanıldı, onu anlamak mümkün olmuyor. Bu da eksik bir özet. Şimdi İngilizce bir örnek geldi. İngilizce yayınlandığı zaman sayfanın İngilizce arayüzünde de makaleler bu şekilde yayınlanıyorlar. Dolayısıyla biz sadece Türkçe'yi kontrol etmemiz yetmiyor. İngilizce'deki kavramlar, Şii fıkhı mesela, ehli sünnet, kitap adları, kavram adları doğru mu yazıldı, yanlış mı yazıldı? Bunları kontrol etmemize fayda var. Şimdi anahtar kelimeler, en az 5 tane anahtar kelime yazmamız gerekiyor. Bunların genelden özele doğru sıralanması gerekiyor. Bizim alandan örnek verirsek, örneğin Kelamda istitaat hakkında kaderle ilgili bir makale yazdıysak kelam, kader, maturidilik, maturidi, kesp, istitaat şeklinde. Örneğin psikolojide bir makale yazıldıysa psikoloji, maneviyat, manevi sağlık, hayata yönelim, envate şeklinde genelden özele sıralamak gerekiyor. Bakıldığı zaman anahtar kelimeye bir gören kişi, istitaatı gören kişi bunun e, kelamda kaderle ilgili olduğunu bir öncesine geldiği zaman hangi alimin kaynak gösterildiğini, bir öncesine geldiği zaman hangi mezhep özelinde konunun incelendiğini görebilmesinde fayda var. E, son 6 dakikamız bitiriyoruz. Burada anahtar kelimeler belirlerken e, web sayfalarında temel listeler var. O listelere girip kendi makale alanınızla ilgili anahtar kelimelere bakabilirsiniz. Ben bu sunuları grupta paylaşırım. E, bunların ayrıntılarını oradan linklere tıklayıp çalıştırmanızda Mümkün. Diğer bir konu bu makalede eğer birden fazla yazarla oluşturulmuşsa ekrana yansıttığım gibi iki yazar varsa bunların yazarlar katkı oranları belirlemek gerekiyor. E, kim araştırmanın tasarımında ne kadar katkı sağladı? Veri toplanmasında kimin katkı oranı ne kadar? Verinin analizi tahlil edilmesinde, yazımında kimin oranı ne kadar bunların bir puan değeri var. Herkes kendi katkısını puanladıktan sonra kimin emeği daha fazla ise o birinci yazar oluyor, diğeri ikinci yazar oluyor. Bu şekilde bir sıralama yapılıyor. Şimdi TR dizin biliyorsunuz TÜBİTAK ULAK e bağlı bir indeks. Bu kriterler yayınlıyor makale ve yayınla ilgili. Onun belirlediği kriterde deniyor ki araştırmacıların katkı oranı beyanı destek, teşekkür beyanı, çatışma beyanı varsa bunların hepsi makalede yazılması gerekiyor diyor. Dolayısıyla birden fazla araştırmacı varsa buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi hızlıca gelelim. Makalede orijinalliği sağlayan kısım kişinin kullandığı yöntemiyle alakalı. Yani ne kadar yöntem bilgisine sahip, yönteme uygun şekilde ilerlediyse, e, makale hakikaten alana katkı sağlar şekilde oluyor. O yüzden benim önerim e, özellikle sosyal bilimler alanında şu iki kitaptan e, birinin alınıp okunmasında fayda var. Şu Araştırma Sanatı isimli çalışma aslı İngilizce olarak yazılan çalışma Türkçe'ye tercüme de edildi. İkincisi de 100 soruda nitel araştırma Araştırma nedir? Nasıl yapılır? Konu nasıl belirlenir? Nasıl sınırlandırılır? Bugün bizim konuştuğumuz konularla ilgili bir kitap. Bu ikisini de alıp e, okuyan bir hocamız e, makale yazarken daha böyle zihni açık, e, daha net şekilde yazıp ilerleyecektir. Burada e, ekrana da yansıttım. Kullanacağımız yöntemi netleştirmek gerekiyor. Şimdi nicel yöntem dediğimiz zaman daha çok e, anket, mülakat gibi din psikolojisi, sosyolojisi, Eğitim gibi alanlarda kullanılan yöntemler var. Bir de bizim işte tefsir, hadis, İslam tarihi, siyer, kelam gibi alanlarda kullanılan daha çok klasik Arapça kaynakları okuyup e, analiz edip yazmakla ilgili yöntem var. Biz daha çok e, nitel yöntem kullanıyoruz. dokümantasyon tekniği kullanıyoruz. Belli alandaki örneğin fıkıhsa belli alandaki fıkıh kitaplarını okuyup analiz edip yorumlayıp kaynaklarını yazıp... E, sonuca gitmeye çalışıyoruz. Daha çok doküman e, okuyarak ilerliyoruz. Burada da dikkat edilmesi gereken konu şu. Tamam, dokumentasyon yöntemi tekniği kullanıyoruz ama orada kronolojiye dikkat etmekte fayda var. Yani örneğin Hanefi fıkhında bir konu inceleniyorsa en eski kitaptan günümüze kadar kronolojiye göre okumak, atıf yapmak gerekiyor işimize geldiği zaman İbni Kayyım Cevzi'ye örnek vermek, işimize geldiği zaman Ahmet bin Hanbel'e gitmek, işimize geldiği zaman Maliki mezhebine atıf yapmak gibi değil bir akışın mantığı olması gerekiyor. Bunun temeli de kaynakları kronolojik okumak, metne yazarken kronolojik olarak metne yazmak. Bu bizim işimizi rahatlatır. metin araştırma yaptık bahsettiğimiz şekilde. Metin oluşturuyoruz diyelim. Metni oluştururken mümkünse, mümkün olabildiğince görsel, tablo, şekil. Bunları kullanmakta fayda var. Özellikle fıkıhta, fıkıh konularda e, tablo yapılması, şekil yapılması, görsel kullanılması e, anlamayı kolaylaştırıyor. Hadis alanında hadislerin senetle ilgili e, çalışma ise, ravi senedini, e, metin senedini, bunları da şekle dönüştürmek işe yarıyor. Mümkün olduğu yerlerde şekilde kullanılabilir. E, bu şekilde şimdi son bir mesele Dipnot ve kaynakça yazarken bu usule uymanız gerekecek. Ee, hangi dergiye gönderiyorsanız makalenizi, onun kuralına uymanız gerekiyor. Dergi ben Chicago kullanıyorum diyebilir, ben APA kullanıyorum diyebilir veya ben İstat kullanıyorum diyebilir. Dergi hangi kaynak gösterme sistemini kullanıyorsa onu kullanmakta fayda var. Ee, burada İstat atıf sistemi bizim ekip olarak geliştirdiğimiz bir sistem. İnternette ücretsiz olarak var. Türkçe, Arapça, Farsça şeklinde. Alıp okunup kullanılabilir. Buradaki e, bir tercih kısmına geleceğim ben. Bitiriyorum. Süre az kaldı. Burada e, yap, konuştuğumuz şeyleri manuel mi yapmak yoksa bilgisayar yardımıyla mı bunları yapmak meselesi var. Bu bahsettiğimiz başlıklandırmayı oluşturmak, dipnot ...vermek, kaynakça yazmak... ...tüm bu meseleler eğer mümkün... ...ve bilgisayar programıyla... ...verilebiliyorsa bunlar kullanmakta fayda var. E, Ömer Sabuncu Hocam sizlere... E, ...Zotero'yu anlattılar. Bizim alanda kullanılan... E, ...Şamile programı var biliyorsunuz. E, Kuramer Pro programı var. Bunlar gibi ilahiyat alanında... ...araştırma yaparken bizi destekleyen... ...kullanılan programlar var. Bunları alıp kullanabilirsiniz... Aynı şekilde EndNote, Zotero, Mendeley gibi dipnotu kaynakçayı yazan programlar da var. Eğer bir defa makale veya tez yazıp bir daha yazma düşüncem yok diyorsanız bu programları öğrenmeye gerek yok. Ama ben e, gece gündüz yazarım, çizerim, makale yazmaya devam edeceğim deniyorsa bir saat vakit ayırıp bunlar öğrenilirse daha rahat ilerlenmiş olur. Ben en son e, gene şey yansıtmış olayım. Mail adresimi. İhtiyaç olursa e, soru cevap şeklinde Yansıtıp bitireyim bir dakika. Mail adresimi yansıttım. Ee, herhangi bir konuda ihtiyaç olur, soru cevap olursa e, size elimden geldiği kadar yardımcı olmak isterim.